Yapamadığımız 132 harcıya ara dağıtıldı. Ali Ağabey'in harcıya desteği. Yani kaymakamlıklar kalmadı. İzleyicilerden kalmadı. Türkiye'de bu çok yaygın. Ben biliyorum. İzleyicilerde para yok. Çok iyi bilim. Bu benim 4. projem. Bu 4. Sayın Bakanımız zaten en son verdiğimizi unutmuştu. Ama sağ olsun Sayın Bakanımız beni canlandırdı, hayata geçirdi. Sizlerden istediğimiz Edirne Valimizi, İl Özel İdare Müdürümüze sivil toplum örgütleri olarak, siyasi partiler olarak bir yıl randevu talep etmek istiyoruz. Aracını onlara da anlatmak istiyoruz. Bir kaynak, artık bilmiyorum Edirne İl Özel İdare'ye mi olur, İlçe Tarım Müdürlüğü'ne mi olur, Uzunköprücüler Derneği'ne mi olur? 230 bin TL'ye biz bir para istiyoruz. Bunu sizden istemiyoruz. Bizim bakanımız var. Eminim ilçe başkanlarımız, sivil toplum örgütleri bakanımıza bunu izah ederse 230 bin TL nedir ki? Devletin kulaktır yani. Doğru mudur? Arda Bey. Kulaklar yine bir arın olabilir. Devletin bakan, hepimizin bakanı artı %50'sini istiyoruz yani. %50'sini de biz vereceğiz. Kesinlikle olur. Yani bize de ne düşüyorsa sevgili başkanımız destek olur. Bir de reklamımız var. Balı arıcılık yapan arkadaşlarımızdan alın. Uzunköprü arıcıları destekleyelim. Bu da bizim reklamımız. Güzel. Güzel. Bunlar da Türkiye'nin her yerinde protokoller verilmiş. Polen tabak uzaklarımız. Başkanım, Trakya arıları farklı bir vızıldama çıkarıyor mu Trakya arısı? Çıkarıyor, onu da söyleyeyim. Bu bölgede arıcılar çıkarmıyorsa da arıcılar çıkarıyor başkanım. Her ara burada yetişmiyor değil mi? Şimdi yetişiyor da genel anlamda adaptasyonu yüksek bir canlı. Yalnız 40'lar elde belli bir bölge Tarım Bakanlığı kanalıyla izole altına alındı, bu bölgenin arısı özel. Damızlık vasfında o bölgeye de arı giriş çıkışı yasaklandı. Yani bir gen kaynağı önemli. Şu açıdan da önemli, Türkiye'deki arıcılıkların dünyadaki bilinen verimli 8 tane bal arısı içerisinden 6 tanesi Türkiye'de yaşıyor. Farklı coğrafyada çok iyi bir gen kaynağına sahip. Bu açıdan önemli bir şimdi şey. Şöyle bir şey de söyleyebilirim. Sadece biz bal odaklandık. Bal benim düşüncelerimin içinde en sonda. Bunun yanında propolis var, polen var. Propolis'in kilosu 300 TL'den satılıyor. Arı zehrimiz üretebiliyoruz. Poleni 100 TL'den ben kendim esnaf olduğum için dükkanda yok satıyorum. 45 tane polen tuzaklı arım var. Hükümetse şimdi 100 TL'den yapıyorum. Hükümet de yapamadım. Bunu bilmiyor. Bizde nasıl polenler çeşitlerimiz var? Bir filinden tut, karaçalısından var, akasyası var, keki var, ayçek polenlerimiz var. Önümüzde gördüğünüz gibi gerçekten insan sağlığı müthiş derecede. Arı satıp arı satabiliyoruz. Ana arı satıyoruz. Tadın daha hoş gelebilir. Biraz içerisinde bal ya da şeker koyabiliriz. Yok değil. Bu propolis. Tamer Bey mesai saati. Yani bunu akciğer kanseri tedavisinde mide ve bağırsak kanseri tedavisinde kullanılıyor. Beslenme tarzı pek hoş olur. Koruyucu etkinlik olarak da bir antibiyotiktir, doğaldır. Özellikle mevsim değişikliklerinde gayet sağlıklı insanlar da 30 ile 40 yıl arasında kür olarak kullanılabilir. Özellikle gribe karşı çok iyi sonuçlar. Gelmedi, bekliyoruz. Gelecek mi? Bak, ayarım çıkmasın. 3. 4. 5. sıralarda. Bu ülkeye bir şeyler katmak istiyorsanız enerjiden sonra en büyük döviz gündem özellikleri ham yağ ithalidir. Ülkede kullanılan yağın %48'ini üretebiliyoruz, %52'si ithal gibi. Şimdi burada arıyla bunun ne alakası var diyeceksiniz. Yağlık bitki üretiminin havuzu Türkiye'de Trakya. Ayçiçek'te bakın bir arı, tek bir arı %30 verimin artmasını sağlıyor tozlaşmayla ayçiçek üretimi.
Yani direkt katkı bu. Yağ oranına katkısı, diğer şeylere katkısını hiç söylemiyor. Bu açıdan yani ülke ekonomisine de bir şey katma değer üretmek hem de uzun köprü insanına katma değer üretmek adına çok önemli. Ayrıca üretilen ürünler açısından burada önerilen şey polen tuzaklı ve propolis üretimine yönelik bir şey. Polen ikram edildi herhalde sizlere. Bakınız Özcan 100 liralar satıyor da faiz satıyor. Bunu da söyleyeyim. Toptan pazarda, bu önemli, toptan pazarda ham olarak işletmemiş şekliyle 15 lirayla 20 lira arasında değere anında satılabilen bir ürün polen. Bu bir arıcı için çok önemli. Benim kişisel olarak kendi kovan başına üretim miktarı 9 kilogram polen. Yani çok inanılmaz şeyler bunlar. Bu yolla da insanların da aile bütçesine iyi katma değer üretecek bir yapısı var, bir yönü var. Ayrıca bu yöre bakın Trakya'nın diyebilirim ya da Edirne sınırları içerisinde doğal zenginliği en yüksek yerlerinden bir tanesi uzuk yok. Bitki çeşitliliği açısından. Doğal bozulmamış alanları var. Özellikle orman işletmelerinin gasp etmediği bayağı bir alan var. Uzuk yok sınırları içerisinde. Çünkü ben ormancılara bu konuda kızıyorum. Neresini boş bulursalar habire Kızılçam'ı yıkıyorlar. Şimdi onlar da artık politikayı değiştirdiler. Doğal habitata yönelik bir çalışma yapmaya başladılar. Bu yörede bozulmamış bir sürü şey var. Özellikle ben kaymakam beyden rica ediyorum. Sayın kaymakamımızda Karaçalıları kesmesinler. Karaçalı. Şimdi bu politikayı bundan önceki sayın valimizle çok sert usluklara varan şekliyle de tartıştık. Tarım İl Müdürümüzle de tartıştık. Sebebi şu. Bakın. Çayır meracılarla da görüşebilirsiniz yani bu konuyla ilgili. Meraların doğal floradaki en önemli tohum yatakları çalıların olduğu bölge. Yani meraya otu o kara çalının olduğu yerler üretiyor. Niye? Oradaki bitkiyi hayvanlar yiyemiyor, tohum dökenler oradan kalıyor ve meraya yayılıyor. Şimdi bu benim tespitim değil. Nami Kemal Üniversitesi'ndeki çayır meracı hocaların tespiti. Tema Vakfı'nda da ben 2 yıl teşviki mesai yaptım. Onların da bu konuda benzeri şeyleri var. Ha, ilk ilginçtir. Edirne'de ilk çalıyı kesme çalışmalarını başlatan onlar oldu ama sonra bu işten vazgeçtiler yanlışını gördükleri için. Karaçalı önemli bir bitki, ballı bir bitki. Aslında bu sorunların çoğu halledildi. Kesinlikle. İnşallah. Şeyimiz yok Sayın Kaymakam. Yani bakın burada bunun sıkıntısını çeken bir sürü şey var. Biz Avrupa Birliği fonlarından sınır ötesi işbirliği fonlarından da faydalanabilen ender illerden bir tanesi. İki tane Avrupa Birliği ülkesiyle sınır olduğumuzdan dolayı çok büyük avantaj. Yalnız sıkıntımız şu. Yani ben mesela belediyelerden rica ediyorum. Kaymakamlıklarla olmaz ama ya da bürokrasiyle olmaz ama belediyelerle olabileceğini düşünüyorum. Lütfen bizler gibi insanları ya da kuruluşları proje hazırlayan rantçı şirketlerin eline bırakmasın. Burada en önemli sorun şu. Projeyi yazıp, yani özel bir yazım teknikleri var. Takip sevk idare tekniği var. Şimdi bakınız, yani çok özür dilerim, boş değil söyleyeceklerim ama. Adam geliyor, diyor ki, işte ben size bir Avrupa Birliği projesi yaparım ama projenin para istemiyorum, projenin geçme garantisini veriyorum. Projenin sevk idaresini bize vereceksiniz. Bütün imzaları ben atacağım, bütün yasal sorumluluk ben de. Bu, işte atıyorum, %10 katkı bedeli var, bunu da ben ötelerim. Çok net böyle hiç pişkince bu teklifleri yapıyorlar yani sıkıntısı da yok. Ya geliyor diyor, şimdi ben üretilecek bir sürü proje konusuna sahip yapılabilecek şey var ama risklerden korktuğumdan dolayı yapamıyorum. Sadece bizimle ilgili alanda değil, genel anlamda bu şekilde Avrupa Birliği'ni kullanılabilecek çok daha başka fonları var. Yani kaymakamlıklarda böyle bir birim oluşturularak yapılması biraz zor. Onu biliyorum ama bir belediyeler böyle bir proje birimi kurgulayabilirse yani sadece şeye değil, bizim gibi sivil toplum örgütlerimizin esnafa, işte tatlı ajansımız var.
Şimdi kalkınma ajansına bile proje ağzına bak. Mesela Edirne Ağzılar Birliği olarak biz geçen yıl önceki yıl evet. Ama şunu söyleyeyim yani profesyonelce proje takibini yapmayı beceremedi.